Hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Geldin abi ya. Haber edeydin seni güzel. Davulumuzu zurnamızı alır karşılamaya gelirdik Barbaro abi. Andolsun çıkacağından haberim yoktu abi benim ya. Benim çıkacağım gün çoktanları belli. Cümle alem duydu, bir tek sen mi duymadın lan? Ben başım beladaydı benim, firardım. Atma Salih, değil kardeşimiz. Kur'an çarpsın meselesine patlıyordum az kalsın. Ulan yokluğumda boş buldunuz. İstediğiniz gibi at koşturdunuz değil mi lan? Ha, ne at koşturması be abi? Görmüyor musun? İki tane köpek koşacak diye ne hale geldik? Biz senin hem cezaevinden verdiğin talimatları bir yerine getirdik. Ne eksik ne fazla yani. Diyorsun. Ne gibi yani abi? Ne diyor? Tamam lan uzatma. Ben yokken mahalleye Serra diye bir kız taşınmış. Tanıyor musun? Şöyle böyle. Evet bakalım kimdir, neyinesidir? Abi 6 yıl kadar oldu onlar taşınalı. Anasıyla beraber yaşıyorlarmış işte. Senin Nazlım yok mu? Onun anası Binnaz teyze. Onlar tanıyormuş. Onlarla aynı sokaklarmış. Evet efendim. Takip ettim. Böcek küçük. Şimdi ezip mide bulandırmaya gerek yok. Büyürse bakarız icabına. Ama yine de karar sizin tabii. Neye sinirlendin yine? Onur abi. Babam mı bir şey söyledi? Bir şey söylemesine gerek yok. Eskiden olanları hatırlamam. Bir bebe yetiyor. Oğlum. Sen de artık önüne bak. Nedir bu ya, sürekli geçmişi düşünüp delilenmek falan? Ya genç adamsın, rahat ol azıcık. Demesi kolay. Başım seyret. Bilek derler Onur abi. Helal. Geçmişte çok maç kazandırdı takımı. Ben basketbolu bile babamın yüzünden bıraktım. Kim bilir bırakmasaydım. Bırak şimdi, abartma. Hepimiz ergen huysuzluğu yüzünden bıraktığını biliyoruz. Ayrıca her şeyde böyle babana bir suç bulmak da sende huy oldu ha. Gel hadi, 11'de biter. Ne diyorsun? Bu ayakkabılar. Aha, hadi. Sayı bir. Bravo.